Merhaba arkadaşlar. Gitara yeni başlamış, henüz başında olan kişiler için çektiğim ikinci dersesiniz. Aynı başlıkta bir önceki ders videosunda gitar nasıl tutulur, doğru tutuş şekillerinin önemini, yanlış tutuşun olumsuzluklarını sizlere anlatmıştım. İzlemeyenleriniz varsa açıklamalar kısmında gerekli linkleri paylaşacağım, oradan bulup izleyebilirsiniz. Ayrıca bu dersleri sadece yeni başlayanlar değil, belli seviyede gitar çalanlar da izleyebilir, hataları varsa düzeltebilirler. Gitar tutuşunu öğrendiğimize göre artık sağ ve sol elimizi gitara alıştırma sırası geldi. Öncelikle sağ el parmaklarımızı gitar tellerine alıştırma egzersizleriyle başlamak istiyorum. Çünkü sol el parmak alıştırmalarına geçtiğimizde yine sağ el parmaklarımızı kullanacağımızdan sağ el alıştırmalarıyla başlamak en mantıklı olanıdır. Dilerseniz ilk önce parmaklarımızın isimlerini öğrenelim. Baş parmağımız P parmağı, işaret parmağımız I parmağı, orta parmağımız M parmağı, yüzük parmağımız A parmağı, en son da serçe parmağımız da X parmağı olarak bu şekilde isimlendirilmiştir. Şimdi ilk yapmamız gereken I ve M parmaklarımızı gitarın bütün tellerine alıştırmak olacaktır. Her telle 4 tane vuruş yapıp diğer tellere geçişler yapacağız. Burada dikkat etmemiz gereken I ve M parmaklarımız sırasıyla vuruşlar yapacaktır. Diğer tellere geçişler yaparken bu düzeni bozmamalıyız. Şimdi dilerseniz ilk önce yakın plandan nasıl çalışacağımızı görelim, daha sonra egzersizlerimize başlayalım. Evet, şimdi I ve M parmaklarını kullanarak her tele 4 tane vuruş yapıp en aşağı tele ineceğiz ve aşağıdan tekrardan yukarı doğru çıkacağız. İlk vuruşumuz I parmağı, I, sonra M. Yavaştan başlayacağız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, I, M, I, M, I, M, I, M. I, M düzenini hiç bozmuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu egzersizimizi bir de metronom kullanarak çalışalım. Ben metronom tempomu 70 olarak ayarladım. Siz de bu egzersizleri yaparken metronom kullanmayı ihmal etmeyin. Ve burada yine I ve M parmaklarının düzenine dikkat ediyoruz ve içimizden sayabiliriz ya da söyleyebiliriz. İlk vuruş I ile başlıyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Burada bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Ben videolarda 1 dakika, 2 dakika anlatıp geçiyorum. Sizler de videoları izleyip 1 dakika, 2 dakika çalışıp ben bunu çaldım deyip geçmeyin. Ya da 10 dakika çalışıp geçmeyin. Uzun süre çalışmanız lazım, saatlerce çalışmanız lazım. Uzun süre egzersizler yaparak parmak kaslarınızı bu hareketleri iyice alıştırın. Bir sonraki çalışmaya geçtiğinizde zorluk çekmeyin. Şimdi her telle 3 tane vuruş yapıp diğer tellere geçişler yapacağız. Bu egzersiz sizi biraz zorlasa da I ve M parmaklarının düzenini kesinlikle bozmayın. Metronomda tempomu 100 olarak ayarladım. Yine ilk vuruşumuz I parmağıyla başlıyor. 1, 2, 3.
Üçlü vuruşlara çalışırken dikkat etmemiz gereken bir diğer ayrıntı ise dörtlü vuruşlara çalışırken her tele geçtiğimizde ilk vuruşumuz iyi parmağıyla başlıyordu. Bunda ise değişiyor. Her telde parmak ismi değişiyor. Örneğin 6. telden 5. tele geçerken ilk vuruşumuz İ, M, İ, 5. tele geçerken ilk vuruşumuz M parmağıyla. Ondan sonra M, İ, M, 5'ten 4'e geçerken ilk vuruşumuz İ parmağı. İ, M, İ. Ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi sol el parmak alıştırmalarına geçelim. Öncelikle dilerseniz sol el parmaklarımızın numaralarını öğrenelim. İşaret parmağımız birinci parmak, orta parmağımız ikinci parmak, yüzük parmağımız üçüncü parmak, serçe parmağımız dördüncü parmak. Burada birinci parmağımız gitarın birinci perdesine, ikinci parmağımız gitarın ikinci perdesine, üçüncü parmağımız gitarın üçüncü perdesine, dördüncü parmağımız gitarın dördüncü perdesine gelecek şekilde çalışmalarımızı bu şekilde yapacağız. Sol el parmaklarımızı yapacağımız ilk egzersizler parmaklarımızı kuvvetlendirme çalışmaları olacaktır. Genelde bu çalışmalar gitarın birinci perdesinden başlanıp yapılır. Yani şu şekilde. Şeklinde devam eder. Ama ilk perdelerde parmakları basmak için daha fazla kuvvet gerektiğinden ben sizlere 5. perdeden başlayarak anlatmaya başlayacağım. Çünkü öğrenci en kolay egzersizleri bile yaparken zorlanınca daha ilk günden hevesi kırılabiliyor. Benim amacım burada zorlanmadan hevesinizi arttırarak çalışmanızı sağlamaktır. Sonra parmaklarımız alıştıkça, biraz kuvvetlendikçe ilk perdelerden çalışmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi yapacağımız ilk çalışma birinci parmağımızı kuvvetlendirme çalışması olacaktır. Beşinci perdedeyiz. Parmağımızı basıyoruz birinci parmağımızı beşinci perdeye ve iyi parmağıyla vuruşumuzu yapıyoruz. Ondan sonra kaldırıyoruz parmağımızı, tekrardan basıyoruz. Bu sefer M parmağıyla. Kaldırıp tekrar basıyoruz. Bu sefer İ parmağıyla. Kaldırıyoruz, bir daha basıyoruz ve M parmağıyla tekrardan vuruş yapıyoruz. Toplamda 4 tane vuruş yapıyoruz. İ ve M parmak sırasına dikkat edin arkadaşlar burada. Biraz daha hızlı yapalım. Birinci parmağımızı bir süre bu şekilde çalıştırdıktan sonra alt tellere doğru iniyoruz ve çıkıyoruz. Arkadaşlar videonun başına ne demiştik? Birinci parmak birinci perde, ikinci parmak ikinci perde, üçüncü parmak üçüncü perde, dördüncü parmak dördüncü perde demiştik. Ama biz birinci perdeden çalışmaya başlamadık. Beşten çalıştığımız için birinci parmak beşinci, ikinci parmak altıncı, üçüncü parmak yedinci, dördüncü parmak sekizinci perdede çalışacağız. Şimdi aynı egzersizi diğer parmaklarda da yapacağız. İkinci parmak altıncı perdede. Ve yine aynı şekilde basıyoruz, çekiyoruz, basıyoruz, çekiyoruz ve her telde 4 tane vuruş yapıyoruz. Thank you.
Arkadaşlar ben şu an bu egzersizleri metronom ile çalışmıyorum. Sizler çalışırken metronom ile çalışmayı ihmal etmeyin. Seviyenize göre ister daha yavaş çalışabilirsiniz, ister daha hızlı çalışabilirsiniz ama burada önemli olan aynı tempoda çalışmanızdır. Metronom ile çalışmıyorsanız bile içinizden ya da sesli bir şekilde 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 diye sayarak ya da söyleyerek çalışabilirsiniz. Önemli olan tempoyu burada aksatmamaktır. Şimdi 1 ve 2. parmaklarda yaptığımız aynı egzersizi 3. parmakta uyguluyoruz arkadaşlar. Yine dikkat etmeniz gereken şey telleri değiştirirken I ve M parmaklarının sırası asla bozulmayacak. Ben biraz daha hızlı çalmak istiyorum çünkü videoda fazla yer kaplamasını istemiyorum. Sizler seviyenize göre yine yavaş ya da hızlı çalışabilirsiniz. Dördüncü parmak ve sekizinci perdedeyiz. Bu egzersizleri yaparken en çok dikkat etmeniz gereken parmaklar 3. ve 4. parmaklarınız, özellikle 4. parmağınız. En zayıf parmaklar olduğundan bu parmaklara çalışmanızı daha titiz ve daha düzenli yapın ve daha çok yapın. Şöyle göstereyim. 4. parmak. Temiz sesler çıkarmaya bakın arkadaşlar. Ve parmağınızı kuvvetli basmaya alışın. Yani bu parmağınızı resmen buraya yapıştırın. Vurduğunuzda temiz sesler çıksın. Diğer tellerde de deneyin. En çok dikkat etmeniz gereken parmaklar 3 ve 4. Evet arkadaşlar, sol el parmak egzersizlerine başlarken ne demiştik? Çalışmalarımızı daha kolay ve rahat basabilmeniz açısından, zorlanmamamız açısından 1, 2, 3, 4 bu perdelerde değil de 5, 6, 7, 8 bu perdelerden başlamayı tercih ettik. Siz bunları 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 ve bütün perdelerde, bütün tellerde yaptıktan sonra artık parmaklarınız güçlendikçe bu sefer 5, 6, 7, 8'den değil de bu sefer 4, 5, 6, 7. Ondan sonra 3, 4, 5, 6, sonra 2, 3, 4, 5 ve en sonunda 1, 2, 3, 4. Bu perdelere geçerek çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Evet, şimdi de birinci perdeden başlayarak aynı çalışmayı uygulayalım. Ben hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Sizler hızlıca geçmeyin. Uzun uzun bunlara çalışın. Burada parmaklarıma dikkat edin. Hep İ, M. İ, M şeklinde ilerliyor. Tekrardan yukarı çıkıyoruz. Hatta İ, M, İ, M diye de söyleyebilirsiniz. İ, M, İ, M, İ, M, İ, M. Evet, bu çalışmaları sizler ikinci ve üçüncü perdelerde de yaptığınızı varsayıyorum ve hızlıca dördüncü perdedeki çalışmayı da sizlere göstermek istiyorum.
sizlere önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ne demiştik? Üçüncü ve dördüncü parmağımız en zayıf parmaklar. Bir de ilk başlardaki perdeler en zor basılan perdelerdi. O zaman ne yapmalıyız arkadaşlar? Üçüncü ve dördüncü parmağımızı geliştirmemiz için, özellikle dördüncü parmağımızı geliştirmek için birinci perdeden çalışmaya başlayın. Çünkü en zor basılan yer birinci perde, en sert olan yer. Dördüncü parmağınızı burada egzersizler yapın. Ondan sonra ikiye geçin. Sonra üçe geçin. Sonra dörde geçin. Aynı şey üçüncü parmak için de geçerli. Dördüncü parmak için de. Evet, böylelikle bir ders videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aynı başlıktaki bir ders videosunda parmak egzersizlerine devam edeceğiz. Biraz daha ileri seviye parmak egzersizlerini göreceğiz. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşça kalın.